İlk önce dünkü şu yayındaki benim hatamdan için bir özür dileyim. Tam anlayamadım mesajı. Telefon hattında da problem var, duyamadık. Ben söz vermiştim, yarın Metin abi mikrofonu uzatacağım. Söylemek istediklerini tekrar alacağım diye. Orada senin açıklamanda işte Metin abi Mansurcu değilim dediği yanlış zaman. Yanlış anlamışım ben mesajı. Yanlış anlaşılmış. Yani ben Mansur abi benim 40 yıllık dostum. Tabii ki yani Mansur abiden başkasıyla eğer o tarzda şey yapıyorsa tabii ki ben Mansurcuyum yani. O. Başka şimdi, bir şey değil. Bir de ikincisi mesela orada farklı şeyler de konuşuldu. İşte Ankara gücüyle ilgili. Yani onlarda da zaten sen gerekli bütün her şeyi de konuştun. Sağ olsun Meriç abi de konuştu. Valla bilgimiz yani güzel bir program oldu. Bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Tabii eksiklerin yok mu oluyor işte onları da tamamlayacağız yani. Sıkıntı işte yok bile. Daha fazla telefonla görüşmek gerekiyor. Tabii. Şeye geleyim. Bugün kongre tatsız geçti. Yani şu daha güzel şenlik ortamında geçebilirdi şu kongre. Tabii. Yani çünkü insanların umutları vardı. Umutlarına dair bir kongreydi. Onunla ilgili söylemek istediğin ne var abi? Ya şimdi insanlar zaten bazen dolma noktasına geliyor. Şimdi burada belli yani bir anlaşma olmuş. İşte onunla ilgili yeni bir aday çıkmış. Ne olacağı belli. Ve Ankara gücü için yani birileri işte doğru olmaması gereken şeyler, tasvip etmediğimiz şeyler olmaması gerekendi. Ha üzüldük mü? Üzüldük. Çünkü niye? Ankara gücünün kongresini herkes görüyor, herkes seyrediyor. Yani 1500-2000 kişi canlı yayın izliyor. Ya şimdi daha fazla da olabilirdi. Ya bir kişi de izlese yani bırak kimse izlemese de yani olmaması gereken şeyler ama maalesef işte bazen oluyor. Şimdi herkes biliyor ki Ankara gücünün 3 milyon lira 5 milyon lira gibi bir borcu hiçbir zaman yani o aşağılar o seviyelere ama düşmedi. Ama Mehmet Başkan bir 20 milyon lira yakın bir açıklaması vardı diye hatırlıyorum. Ama o dönemi hatırla. Yani o dönem o söylenen 20 milyon lira o geçen takım bu takım abi. İçerisindeki 20 milyon lira. Yani sen şimdi benim bildiğim kadarıyla çünkü dıştan o zamanki sorulan soruya verilen cevap. Şu anda atıyorum ben sana soru soruyorum. Diyorum ki takımın şu anda futbolculara ne kadar borcu var? Ben diyorum ki 10 milyon lira. Ama ne diyorum ondan sonra? Diyorum yok diyorum. Futbolcu ailesine 110 milyon lira. E şimdi takımla oynayan ayrı futbolcu ailesiyle yani biriktirdiğin zaman üst üste vurduğunda bu. Keşke ki öyle bir şeyler olmuş olsaydı. Ki Mehmet Diner onu doğru söylüyor. Yani şimdi 3 milyon lira 5 milyon lira bu kulübün olsaydı, borcu olsaydı Mehmet Diner hiç bırakır mı? Aklın yatıyor mu yani? Yine de agresifleşmesine gerek yok. Gerek yoktu. Ya şimdi o da bir dolma noktasına geldi. Yani o da şimdi takdir edersin ki Bülent 7 yıldır bir mücadelenin içerisindesin. E bir anda da böyle bir şeyler haksız olarak gördüğü için Mehmet Diner o tepkiyi gösterdi ama göstermemesi lazımdı. Güzel bir kongre oluyordu. Daha da iyi olurdu. Olduyla öldüğe çare yok. İşte peki, bundan sonra arkadaşlara başarılar diliyoruz. Fatih peki, de bizim kardeşimiz. Bu yönetimin çok bir kısmını tanıyorsun. Tamamını tanıyorum. Tamamını tanıyorum. Bu güzel işte. Yani evet. Çoğu kongrede hiç tanımadığınız insanlar oluyordu. Hı-hı. Yönetime giren. Doğru. Ben de hemen hemen hepsini tanıyorumdur. Listeyi de çok inceleyemedim. Ankara gücünün önünde ciddi bir yük var. Geçen basın toplantısında kendin anlattın abi. Evet, evet. Borç yükünü. Şimdi o yükü kaldıracak bir yönetim olduğunu düşünüyor musun? Neler bekliyor? Sürpriz bir şeyler çıkar mı Ankara gücünün? İnşallah çıkmaz. Çünkü biz Ankara güçlüyüz. Yani öyle bir sürprizin çıkması sürpriz olur diye düşünüyorum ben. İnşallah bu işin üstesinden gelecekler diye düşünüyorum. Ve gelirler de. Yani konjektör onu gösteriyor. Şimdi Fatih'i ben çok eski tanırım. Yani Tamer'i ne bileyim yani içerisinde Faruk abi falan biz biliriz. Eskiden beri biliriz. Ankara güçlüler. Ankaralılar en azından. Yani birileri işte kalkıp da ya yok şöyle böyle dememeli. Her türlü destek vermeli bu ekibe şimdi. Ve ben zaten sağ olsunlar kendileri de bana teklifte bulundular. Ama şimdi bir takım bir şeyler de yani biraz da bizim de geri durmamız lazım diye düşündüm ben. Bazen öyle dönem. Tabii gerekti. Çünkü niye? Ya biz hakikaten biz elimizden geleni yaptık. Salonda bulunup da oy kullanmayan var mı? Emeği geçen herkese ben tabii kendi adıma teşekkür ederim. Ben sadece şunu söyleyeyim. Hakikaten biz nereden aldığımızı, nereye getirdiğimizi salonda çok iyi biliyoruz. Salonda bulunup da oy kullanmayan dediğimiz var mı? Bir takım arkadaşların da bunu olmadığını bilmesi lazım. Oy kullanma işlemi yani burayı kongre salonunu karıştırmak hiçbir zaman çözüm getirmedi Ankara gücüne. Hep zarar verdi. Oldu ya bugün o da gitseydi. O seçim yapılmasa bilmem ne. Hadi bir ay daha bir süreç alacak. Bu süreç içerisinde kim ödeyecek Ankara gücünün çekeceği cefayı? Bunu Mehmet Diner mi ödeyecek? Veya Fatih Mert mi ödeyecek? Maalesef. Yani. Ya ama işte kongrelerde insanların kendi görüşlerini bildirecekleri yer. Sakin olmak kesinlikle lazım. Bence de. Şey söylüyorsunuz işte.
gerginlik vardı, uzun süren gerginlik. Ben onun yine patlaması de... diye yorumluyorum. Aa, gene söylüyorum, olmaması gereken şeyler oldu. Aa, bunun içinde hakikaten camiadan ben özür diliyorum ya. Niye özür diliyorum biliyor musun? Hakikaten biz bu işi demek ki buralara kadar getirdik ya. Ya bu arkadaşlar kalktı, hiç bunu takdir etmedikleri yerde 7 yıldır 33 kişilik kongreyle geldik ya, hata yapmışız ya. Biz Ankara gücünü buralara getirdiğimiz için hakikaten ben özür diliyorum ya. İnşallah daha da iyisi olur. İnşallah. Çok sağ olun. İnşallah. Sen de sağ ol.